sıfat fiillerle ve adlaşmış sıfat fiille ilgili bilgiler verilmiş ve hangisinde bu bilgilerden herhangi birinin örneği yoktur diye sorulmuş. A şıkkı parası yetişmeyince aldıklarının bir kısmını geri verdi. Aldıklarının kelimesi adlaşmış sıfat fiildir. Aldığı paraların demek istiyor. Para düşmüş ve bu kelime adlaşmış sıfat fiil olmuş. B şıkkı şimdi marketten yiyecek bir şeyler alıp eve dönüyorum. Burada yiyecek kelimesi bir şeyler kelimesinin sıfatı olarak kullanılmış. C şıkkı hep bildik yerlerden alışveriş yapar, yabancıya gitmezmiş. Burada bildik kelimesi nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl yer? Bildik yer. Bu da 2 numaralı açıklamayla uyumlu. D şıkkı birlikte yolculuk etmeden arkadaşını gerçekten tanıyamazsın. D şıkkında sıfat fiil yok arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıdır. Sıfat fiil ekleri verilmiş ve hangisinde sıfat fiil yoktur diye sorulmuş. A şıkkında özlenen C şıkkında boyanmış D şıkkında giden kelimeleri sıfat fiildir. B şıkkında ölmedikçe zarf fiildir. Doğru cevap B şıkkıdır. Hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? A şıkkında hiç fiilimsi yoktur. B şıkkında katıla katıla zarf fiildir. C şıkkında öpülesi sıfat fiildir. Selamlayıp zarf fiildir. D şıkkında uğratmaktan isim fiildir. C şıkkında sıfat fiil kullanılmıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. Sıfat fiil eki alan bazı sözcükler bir varlığın kalıcı adı olduğunda sıfat fiil olma özelliğini yitirir. Verilen açıklamaya göre hangisinde sıfat fiil eki almasına rağmen fiilimsi özelliğini yitirmiş bir sözcük vardır? A şıkkında olmadık kelimesi ve akıl almaz kelimesi sıfat fiildir. Fiilim sözelliğini kaybetmemiştir. Niteledikleri isimlerde cümlelerde geçiyor. Zaman ve işler kelimeleri. B şıkkında yanmayan sıfat fiildir. Geçen sıfat fiildir. Yine ikisi de kalıcı isim olmamış. C şıkkında soda şişesini açacak kullanmadan farklı bir yöntemle açabildi. Bakın açacak kelimesi bir sıfat fiil eki almış ama artık bir aletin ismi olduğu için fiilimsi özelliğini kaybetmiş. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkına da bakalım. Heyecanlanmamam için geleceğin günü bana bildirmemişlerdi. Buradaki geleceğin kelimesi geçmiş Mazi kelimesinin zıttı olan gelecek değildir. Sıfat fiil olan gelecektir. Doğru cevap C şıkkıdır. Sıfat fiiller de sıfatlar gibi isimlerin önüne gelerek onları niteler. Hangisinde aynı isim birden çok sıfat fiille nitelenmiştir? A şıkkına bakalım. Eski, yırtık ve solgun bir fotoğraf çıktı tozlu raflardan. A şıkkında hiç sıfat fiil kullanılmamış. Eski, yırtık ve solgun kelimeleri sadece sıfattır. Sıfat fiil değil. B şıkkı gezilecek, görülecek kelimeleri sıfat fiildir. İki kelime de yerlerin kelimesini nitelemiştir. Aradığımız kelimeler B şıkkındadır. C şıkkına bakalım. Yardımsever kelimesi çocuğun sıfatı ama çocuğun başka sıfatı yok. Yazdığı kelimesi notların sıfatı, aynı zamanda da bir sıfat fiil. Fakat burada da birden fazla e, sıfat fiil tarafından nitelenen bir isim yok. D şıkkı okunacak sıfat fiili kitapları nitelemiş. izlenecek sıfat fiili filmi nitelemiş. Yaşanacak sıfat fiili günleri nitelemiş. Yani hepsi ayrı ayrı isimleri nitelemiş. Bizden aynı ismi niteleyen sıfat fiiller istenmişti. Doğru cevap B şıkkıdır. Hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? İlk cümlede girdiğimiz ve park edilmiş sıfat fiildir. İkinci cümlede yatan sıfat fiildir. Üçüncü cümlede sıfat fiil duyulmadığı sözcüğüdür. Dördüncü cümlede sıfat fiil yoktur. Edip kelimesi zarf fiildir. Doğru cevap D şıkkıdır. Yukarıda adlaşmış sıfat fiilin tanımı yapılmış ve hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmamıştır diye sorulmuş. İlk cümlede bitmiş kelimesi bir sıfat fiildir fakat nitelediği isim düşmemiştir dolayısıyla bitmiş normal bir sıfat fiildir. B şıkkında söylediklerimi yanlış anlamışsın. Söylediğim şeyleri, söylediğim sözleri. Sözler düşmüş, bu kelime adlaşmış sıfat fiil olmuş. Yapacaklarını bir sıraya koymalısın. Yapacağın işleri. İş kelimesi düşmüş. Yapacaklarını kelimesi adlaşmış sıfat fiil olarak kalmış. D şıkkı mutluluğu hak edenler mutluluğu hak eden insanlar. İnsan kelimesi düşmüş. Bu sözcük bir adlaşmış sıfat fiil olarak kalmış. Doğru cevap A şıkkıdır. Bazı sıfat fiil ekleri kip ekleriyle karışabilir. Eki alan sözcük kip ve şahıs eki alarak cümlenin yükleme olmuşsa çekimli fiildir. Yüklem dışında kalıp bir ismi niteliyorsa sıfat fiildir. Hangisinde alt çizili sözcük sıfat fiildir? Bize bırakacak eşyanız yok muydu hiç? Bu cümlenin yüklemi yok muydudur? Bırakacak kelimesi bir sıfat fiildir ve eşya kelimesini nitelemiştir. B şıkkı sınav kağıtlarını bırakacak öğretmenin dolabına devrik bir cümledir. Kurallı hale getirelim. Sınav kağıtlarını öğretmenin dolabına bırakacak. Bırakacak kelimesi çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. C şıkkı Masanın üstüne bırakmış yeni aldığı eldivenlerini. Yine devrik bir cümle. Yeni aldığı eldivenlerini masanın üstüne bırakmış. Bu da çekimli fiildir. D şıkkı öğrencilerin hayatında çok iz bırakmış Kemal öğretmen. Kurallı hale getirelim. Kemal öğretmen öğrencilerin hayatında çok iz bırakmış. Buradaki altı çizili kelime de cümlenin çekimli fiili. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu dörtlüğü oluşturan dizelerin hangisinde sıfat fiil yoktur? İlk dizede sızlayan ve ağrıyan sıfat fiildir. İkinci dizede tükenmez sıfat fiildir. Üçüncü dizede sıfat fiil yoktur. Kesilmiş kelimesi cümlenin çekimli fiilidir. Dördüncü dizede uçan sıfat fiildir. Doğru cevap C şıkkıdır. Yaz gelince kışlık giyeceklerini kaldırdı cümlesindeki giyeceklerini sözcüğü sıfat fiile ki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur. Hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Aldığı tatlıyı iftardan sonra yiyecek. Burada yiyecek kelimesi çekimli fiildir. Aldığı kelimesi de normal bir sıfat fiildir. B şıkkı okunacak kitap bile bırakmamış bize. Bırakmamış çekimli fiildir. Okunacak kelimesi sıfat fiildir. C şıkkı buralar huzurla yaşanacak yerlermiş, yerlermiş cümlenin yüklemidir, bir isimdir, miş eki ek fiildir, yaşanacak kelimesi ise sıfat fiildir. D şıkkındaki silecek arabanın bir parçası olduğu için artık kalıcı isim olmuştur. Doğru cevap D şıkkıdır. Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez atasözünde sıfat fiiller birer sıfat tamlaması oluşturmuştur. Bir sıfattan bir isimden oluşan tamlamalara sıfat tamlaması diyoruz. Hangisinde buna benzer bir kullanım vardır diye soruluyor. A şıkkı öfkeyle kalkan zararla oturur, öfkeyle kalkan insan. Burada sıfat fiil tamlama oluşturmamış çünkü tamlamada isim yok, isim düşmüş. B şıkkı ağrımayan baş yastık istemez. Bakın ağrımayan kelimesi bir sıfat fiildir. Başta onun nitelediği isimdir. İkisi bir sıfat tamlamasıdır. C şıkkı akılsız başın cezasına ayaklar çeker. Bu cümlede hiç sıfat fiil yok. D şıkkı ağustosta beyni kaynayanın. Zemheri de kazanı kaynar. Kaynayan insanın burada da isim düştüğü için fiilimsi sıfat fiil. E, sıfat tamlaması yapmamış. Doğru cevap B şıkkıdır.